Bunu tekrar dönebiliriz. Şu anda Fenerbahçe stadında bizim Tele1.com.tr muhabirimiz Egehan Erkün orada bayağı da bir bekledi bizi. Hemen bir Fenerbahçe stadının atmosferini, maç esnasındaki atmosferini, maç sonunu, maç önünü alalım. Sonra biz devam edelim. Merhaba Egehan. Merhabalar Onni Kazinyan. Hem size hem de konuklarınıza iyi yayınlar diliyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu önündeyim. Bugün gündüz saatlerinde geldim. Fenerbahçe için bugünkü maç kader maçıydı. Ambiyansı gündüz saatlerinden bu yana takip ediyordum. Öncelikle Fenerbahçe taraftarı geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'a karşı 1-0'lık bir galibiyet elde etti. 10 kişiyle bu galibiyeti elde etti. Bu durum uzun birkaç hafta öncesinde şampiyonluk umutlarının tükenmesine yol açarken bu durumla birlikte Fenerbahçe taraftarı tekrar umutlandı, umudunu sürdürdü. Ve son haftada Fenerbahçe ve Galatasaray matematiksel olarak her iki takım da şampiyon olabilecek bir noktadaydı. Fenerbahçe de bunu bilerek sahaya çıktı, bu motivasyonla sahaya çıktı. Ellerinden geleni de yaptılar. Bugün 6 gollü bir galibiyet aldılar. Yani bir prestij maçı oynamış oldu Fenerbahçe. Biraz taraftardan bahsetmek istiyorum. Kadıköy'de bugün derbi gibi bir atmosfer vardı açıkçası. Taraftarlar kapalı gişeydi zaten Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu. Kapalı gişe bir şekilde hem maç öncesinde hem devre arasında hem son düdüğe kadar takımlarını desteklediler. Hatta şöyle bir anekdotu da paylaşmak istiyorum. Galatasaray Konya deplasmanında farkı 3'e çıkardığında Fenerbahçe tribünlerindeki coşku daha da katlandı. Yani Fenerbahçe bugün evet belki hüzünlü bir gece yaşadılar, belki şampiyon olamadılar, çok ciddi bir mücadele ortaya koydular. Bu sene 2023-2024 sezonunda kupaya uzanamadılar ama Fenerbahçe taraftarı buna rağmen çok coşkulu bir şekilde takımlarını desteklediler. Maçın tam olarak dakikasını bilemiyorum ama 60. dakika sonrası olabilir. Affınıza sığınıyorum, unuttum bunu. O dakikalardan itibaren Fenerbahçe kadrosundaki her bir oyuncu için taraftarlar tek tek tezahürat yaptılar. Her birinin emeğine bir şekilde karşılık verdi tribünler. Yine aynı şekilde sezonu 99 puan toplayarak tamamlayan İsmail Kartal da tribünlerden yoğun bir destek aldı. Protesto beklentisi vardı aslında. Biliyorsunuz yaklaşan bir seçim var. Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı. Aziz Yıldırım lehine bazı tezahüratlar bekleniyordu ancak maçın sadece yaklaşık bir 15-20 saniyelik bölümünde Aziz Yıldırım lehine bir tezahürat denemesi oldu. Küçük bir grup tarafından böyle bir tezahürat dile getirildi ancak çok çabuk bir şekilde bastırıldı. Herhangi bir gerginlik yaşanmadan maça tekrar odaklanmalarına muhtemelen yönelik bir uyarı aldılar ve bu tezahürat sonlandı. Bir de ayrıca şunu belirtmek istiyorum. İlk yarının son anlarında bir ara ben basın için ayrılan balkon bölümüne geçiş yaptım. Orada stadın dışında taraftar olmadığına baktım ve gerçekten şaşırtıcı bir durum söz konusuydu. Bu sezon birçok maça geldim, birçok maçı takip ettim derbi maçları da dahil. Bugünkü maçta biletsiz birçok Fenerbahçe taraftarı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun çevresinde kaldırımlarda gol sesini dinleyerek maçı takip ettiler. Gerçekten inanılmaz bir umutla gelmişlerdi bugün maça. Ancak bir grup taraftar da polis barikatının arkasında yine biletsiz taraftarlardan oluşan bir gruptu bu. Onlar da Aziz Yıldırım lehine stat dışından tezahürat yapıyorlardı. Yine maç sonunda da bazı protestolar yaptılar. Onları da uzaktan görüntülemeye çalıştım. Ekipteki arkadaşlara da ilettim. Belki ekranınıza da taşırsınız. Dediğim gibi Fenerbahçe'de çok coşkulu bir atmosfer vardı. Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı Fenerbahçe. Ama bir önceki haftadan belki daha coşkulu bir şekilde sezonu tamamladılar İstanbulspor maçında. Egehan. Aydın Hocam'ın bir sorusu olacak sana, müsaitsen. Tabii ki. Tribünlerden Fenerbahçeli taraftarlar İsmail Kartal'ı isimle tribüne mi çağırıp destek verdiler yoksa işte Galatasaray'ın şampiyonluğunun biraz örtme adına coşkularını arttırdı dediniz. Kişisel olarak İsmail Hoca'yı tribüne çağırıp desteklediler mi? Şöyle, Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal diye bilirsiniz. Fenerbahçe tribünlerinde alışılagelmiş bir tezahürat söz konusu. Hem maç içinde hem de maç sonunda İsmail Kartal'a yönelik destek tezahüratları yapıldı tribünde.
İsmail Kartal da tabii ki bu tezahüratları alkışlayarak taraftarının önünde eğilerek karşılık verdi. Onun da görüntüsünü iletmiştim arkadaşlara. Eğer ekrana taşımak isterlerse onu da görebilirsiniz. Kelebeğe alacağız onları. Biliyorsun tabii ki maçların sağ görüntülerini zorlanıyoruz tabii onları yayınlamak için. İçeride inceliyorlar onları, yayınlayacaklar Ege Hanım. İlave edeceğim bir şey var mı? Bonucci bir şey yaptı mı Ege Hanım? Şöyle, ben Bonucci maç çıkışında bu mix zone alanında gördüm. Evet. Bonucci taraftarın aslında çok yoğun ilgisi yoktu. Çok fazla taraftarla iç içe gelecek bir durumda değildi Bonucci ama çevresinde tek tük bazı taraftarlar tarafından "I love you Bonucci" diye desteklendi. Güler yüzle ayrıldı stat'tan. Ailesiyle birlikte ayrıldı. Küçük kız çocuğuyla birlikte el ele ayrıldı stat'tan. Mutlu bir görüntüsü vardı Bonucci'nin. Ama ya tabii ki bu belki de Fenerbahçe'de veda ettiği için mutludur, bilemiyorum. Bonucci böyle bir görüntü sergiledi diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Bir de tabii çok özür diliyorum, kısa bir ekleme daha. Buyurun, buyurun. Fenerbahçe taraftarı maç öncesinde de Galatasaray'a geçen hafta tribünlerde Hababam sınıfı ile ilgili bir gönderme yapmıştı Galatasaray. Fenerbahçe buna karşılık verdi maç öncesinde, seyahat esnasında. Hababam sınıfının jeneriğiyle bir pankart açtılar. Pankartta yine futbolcular ve İsmail Kartal yer alıyordu. Okul açık kısmında, kale arkasında da "sizinle gurur duyuyoruz" ifadesinin yazıldığı, İngilizce "sizinle gurur duyuyoruz" ifadesinin yazıldığı bir pankartla futbolculara destek verdiler. Bunu da eklemiş olayım. Bu küçük atışmalar olacak. Tatlılığı, futbolun tatlılığı bunlar. Egehan Erkün, Tele1.com.tr muhabirimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık. Çok da beklettik seni. Teşekkürler tekrardan. Sağ ol, iyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrar. Teşekkür ediyoruz. Hocam, geleceğim Fenerbahçe. Aklımdasın. Unutmadım seni. Hocam, tekrar şampiyona dönüyoruz tabii. 24. şampiyonluk. 5. yıldıza bir adım kaldı. 8 futbolcusu ilk kez Zaha. 80. dakika oyuna girdi. 80. dakika. Yani artık bir şey diyemiyorum. Okan Buruk'un sihirli elleri. Ya kavga çıkmadı ama çıkacaklar herhalde illa ufak bir şeyler. 8 futbolcu ilk kez şampiyonluk tattı hocam. Zaha, Demirbay, Köln, 1300, Eyüp, Ali Tural, Efe Akman ve Baran. Bu 3 tanesi genç çocuklar ama altyapıdan geldiler. Bu şampiyonluk kasasına 240 milyon TL'lik bir gelir getirdi hocam. Yani Galatasaray hem kasayı dolduruyor hem kupaları dolduruyor. Buyurun. Şimdi yapılan bu tartışmaların hem oyuncu üzerinden hem teknik adam üzerinden kulüp